Herkese merhaba, Evren'in Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü kolektif açılımda bana karşı ne hissediyor? Üçüncü kişiyle arasında ne var? Deste seç yapacağız. Birinci deste gold, ikinci destemiz kırmızı destemiz olacak. Birinci desteyle başlıyorum. Bakalım aklınızdaki kişi size karşı ne hissediyor, duyguları ne? Üçüncü kişiye karşı hisleri ne, düşünceleri ne? Ben şimdi kartları karıştırdığımda lütfen siz de aklınızdaki kişiye odaklanın ve enerjinizi kartlara yollayın. Ben kartları açtığım zaman isterseniz siz de videoyu sarabilirsiniz. Bekletmek istemiyorum sizi.
Tekrar hoş geldiniz. Birinci desteği seçenler, tüm kartları açtım. Bakalım, yorumlayalım. Aklınızdaki kişi, karşı tarafa düşünceleri ne? Hangi enerjide? Karşı tarafa düşüncesinden ilk başta önce kendi hayatını ve dünyasını aldığı bir süreçte, enerji alanında, şu an anın enerjisinde kendi hayatını, işini, geleceğini, yapması gerekenleri, daha büyüme, daha güçlenmek adına kendi hayatıyla ilgili girişimleri var şu an için. Karşı tarafa olan şu an düşüncesinde aralarında ya bir tartışma, ya bir kopukluk, ya söz, ya da bir gergin bir ortam var ve negatif bir enerjideler. Şu an aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle sizin aranızda sürekli zihninde karşılaştırma yapıyor. İşte sizin yönleriniz, onun yönleri, sizinle geçirdiği zaman, mutlu olduğu zamanı, şu an hayatında veya kimse onunla ilgili sürekli böyle karşılaştırma yapıyor bu tartışmadan sonra. Sizle ilgili düşüncesi, şu an burada kopuk bir enerji var. Giden taraf olmuşsunuz. Biten bir iletişim, belki sessizlik ya da küskünlük aranızda olabilir. Sizin gitmenizle öyle bir farkındalık oluşmuş ki, yani sizdeki kopuk enerjiniz şu an güncel değilse, bununla ilgili zihninde sıkıntı yaşıyor. Aslında özgür olup yanınıza gelme isteği çok fazla. Kendini köşeye sıkışmış hissettiği bir süreçte şu an, sizin yokluğunuzla ya da iletişiminiz yoksa eğer, kaygı yaşıyor sizden dolayı. Karşı tarafa duyguları, aslında tükenmişlik var, başa sarma, tekrar etme, yani kendini öyle kısır döngüde hissediyor ki sürekli korumaya alıyor kendini, sürekli tetikte ve duygusal anlamda sizi düşünüyor aslında. Size olan bağımlılığını, size olan tutkusunu hissediyor. Açıkçası bu tarafta duygu vermedi. Sadece koruma, tetikte olma, dediğim gibi bir döngünün içinde olduğunu düşünüyor. Size olan duygularında ise sizden çok etkilenen bir insan. Bu gerçekten hayatında belki de hani gözü kapalı sizinle her maceraya, her yola sorgusuz sualsiz gidebileceği insansınız. Karşı tarafı inanılmaz derecede etkiliyorsunuz. Sizden olan, yani sizinle aranızdaki bu kopuk enerjiden dolayı duygusal anlamda düşüncesi gibi stres ve büyük bir üzüntü yaşıyor. Ve bir şeyleri sizin için değiştirmeyi istiyor. Değişime girmek istiyor. Yani sizi belki mutlu etmek, sevgisini göstermek, tamamlanmak, seninle yürüyebilmek, seninle her yola gidebilmek adına duygusal anlamda sürekli değişim istiyor ve sizinle olma isteği var.
Karşı tarafa eğilenlere baktığımız zaman aslında yani anın enerjisini yaşayan, yani an ne gerektiriyorsa karşı tarafa o şekilde adımlar atıyor. İşte konuşmam mı gerekiyor? Evet, konuşmalıyım. Duygusal bir belirginlik mi sağlamam gerekiyor? Onu sağlamam gerekiyor. Daha çok böyle sınırlayıcı ama hayat akışında olması gerektiği gibi. Ama bir tarafta onun yanındayken sizi düşünüyor, sizi hayal ediyor, sizinle beraber geçirdiğiniz zaman, eğlendiğiniz, sosyalleştiğiniz zamanı inanılmaz derecede özlüyor. Yani buraya olması gereken aslında adımlarımı atıyorum ama tamamen seni hissediyorum ve sen benim yansımamsın diyor. Size karşı iletişim konusunda tüm cesaretini toplayıp sizinle tekrar yüz yüze gelecek. Aranızdaki o hem negatif hem yavaş işleyen süreciniz neyse artık bunu hızlandırma ve eyleme dökme isteği çok fazla ve eyleme de dökecek aslında. Size karşı eylem kartları çok fazla çıktı. Sadece tüm cesaretini toplayıp yüz yüze gelip belki kendini ifade edecek. Sizsiz olamayacağını, tüm duygularını anlatacak. Sizinle ilgili aslında zafer kazanmak, yani sizi kazanmak istiyor. Sizde bir başlangıç yapma isteği çok fazla. Diğer taraftayken kendini mutsuz, aptal gibi hissediyor. Yani kendi yüreğini, yani size olan yüreğini düşünüyor. Sizin enerji alanınızda ise gerçeği sorguluyorsunuz. Yani ne? Bana karşı gerçekten hissediyor mu? Yoksa hissetmiyor mu? Oradaki enerji alanınızda bir şeylerden emin olma arzunuz var çok fazla. Enerji kartları size çekeceğim. Yani karşı taraf sizinle huzurlu ve mutlu hissediyor. Açıkçası aynı enerjide sizin de var. Yani yan yanayken siz de onunla çok fazla eğleniyorsunuz ve huzurlu hissediyorsunuz. Ama şu eğlence şöyle bir şey. Hani gerçekten bir aradayken birbirinizi tamamlıyorsunuz. Nedir? Belki espri yapıyorsunuzdur, gülüyorsunuzdur, neşelisinizdir, eğlenceli bir çiftsinizdir. O anın enerjisini ve yan yanayken olduğunuz enerji size hissettirdikleri, hani hissettirdiği şey size açıkçası huzur veriyor. Karşı tarafa da huzur veriyor. Karşı tarafın size sözleri içinden gelen sevginin ışığını görüyorum diyor. Yani beni sevdiğini biliyorum. Ne kadar göstermesen de, saklasan da. Ama sevgini hissediyormuş. Bakın siz de ne diyorsunuz? Size de çatışma kartı çıktı. Dinlersen anlarsın. Anlarsan değişmek zorunda kalırsın. Yani sizin istediğinizde aslında bir şeyleri değiştirmesini istiyorsun. Belki sevdiğinizi, hani karşı tarafın size karşı olan ilgisini ve sevgisini biliyorsundur. Ama bu size yetmiyordur artık. Eyleme, harekete ve bir şeyleri hayatıyla ilgili değiştirmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Birinci desteği seçenler çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Burada yaşadığınız
tüm olumsuz enerjiler şifalansın. Buradaki karttaki gibi umarım hayatınızdaki veya sevdiğiniz insan sizi anlar. Değiştirmesi ne gerekiyorsa en kolay yoldan değiştirmesini niyet ediyorum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Merhaba ikinci desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi size karşı duyguları ve üçüncü kişiye karşı düşünceleri, eylemleri ne hissediyor? Kartlar bize rehberlik etmesine niyet ediyorum. Lütfen size düşündüğünüz kişinin kişiye niyet edin lütfen ve kartlara enerjinize yollayın. Tekrar merhaba ikinci desteği seçenler. Ben şu an kartları açtığım zaman şöyle bir enerjilere de baktım aslında. Yani burada açıkçası üçüncü kişi neredeyse yok gibi falan. Bakalım şimdi en baştan üçüncü kişiye karşı ilk oradan başlıyorum. Ne düşünüyor? Şöyle bir şey. Bir kere çok düşüncesinde almamış.
her şeyi yıkmak, hayata ilgili başlangıç yapma isteği var. Ve şu anın enerjisiyle, yani anın enerjisiyle kendini o kadar yalnız hissediyor ki ve sürekli düşünüyor. Yani bir insan ne kadar düşünür derseniz, inanın o kadar çok fazla düşünüyor ki zihninde. Yani öyle yapıyor, böyle yapıyor, şunu yapıyor. Hani kendiyle, orayla ilgili böyle hiçbir yol bulamıyor. Bulamıyorum diyor. Sürekli diyor. Yani geçmişten getirdiğim bir şeyin ödemesini yapıyorum diyor burada. Yani o kadar şey ki buradaki insan, düşündüğünüz kişi, hani bedel mi ödüyorum diyor, niye böyle bir şeyin içine girdim diyor. Ya aileden ya atalardan gelen bir zorunluluk, yani öyle şey ki buradaki, bir an önce hayatına yol almak isteyen bir insan var ve bitirme enerjisinde. Yani ben bunun içinde durmak istemiyorum diyor. Yani ben artık bu enerjinin içinde olmak istemeyen biri var, ama bunu çok net anlamış. Bazen hani karşı tarafta düşünür, ister ama eyleme dökemez. Ya da öylesine düşünür, sonra aman kendini bir şekilde dengeye getirir ya. Bu insan kesinlikle netleştirmiş düşüncesinde. Size karşı düşüncesinde şöyle, sizi zaten muhteşem görüyor yani. Hayatındaki en güzel şeysiniz düşüncesinde. Ona huzur veren, mutluluk veren, güzel gelen ve sizi o kadar etkili ve güzel görüyor ki tüm masumluğunuz ve cazibenizle görüyor. Burada size olan düşüncesinde aşkı. Ya yani ben bu aşkım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır bir enerji var. Sizin için mücadele etmek, her şeye direnecek gücü olan bir insan var. Karşı tarafa duygusuna baktığımda bakar mısınız? Hiç. Hiçlik verdi, duygu yok. Hiçim diyor. Ben hayatımla köklü bir değişim istiyorum. Bir başlangıç yapmak istiyorum. Ve bu insanın enerjisine baktığımda da kesinlikle bunu uygulayacağına inanıyorum. Çok net kartlar geldi çünkü bazen enerjimiz karışabilir, gider gelir, ama buradaki kişi de enerji olarak ne istediğini bilen ve uygulamak isteyen biri var. Üçüncü kişiye karşı zaten bitik. Onunla enerjisiyle ya da yan yana geldiğinde kendini kötü hissediyor ve o kötü hissetmesinden dolayı da sürekli politik ve rol yapmaktan da yorulan bir enerjisi var. Artık hani böyle korku, kuşku, kuruntu, yeter artık diyen bir enerji var. Kontrolü bir an önce eline alma isteği var. Yani benim artık ne rol yapacak, ne düşünecek güçte değilim. Bunu yaparken de sana karşı bitik ve yorgun hissediyorum. Yani enerjimi alıyorsun diyor. Ve benim yapmam gereken tek şey kontrolü elime almam gerekiyor. Başa geçmem gerekiyor ve bir başlangıç yapmam gerekiyor diyor. Size karşı duygusunda tamamlanma isteği var. Her şeyim var.
Ama eksik olan parça sensin. Ve bu parçayı da tamamlayacağım. Şu an beni bir tık görebilirsin, yorgun görebilirsin. Hiç önemli değil diyen bir insan var. Yapacağım diyor. Bunun diyor ben kararını verdim. Bunu istiyorum. Ve uzun zamandır sanki hani bunu sorgulayan bir enerji var. Ve hızlı bir şekilde artık sizinle yol alma isteği var. Diyor ki ben artık geçmişi, yaşadığım her şeyi bırakmak istiyorum. Geçmiş beni bıraksın, yani bırakmıyorsun, ben bırakıyorum diyor. Seninle tekrardan şifalanmak, tekrar şansı yakalamak, tekrar bir başlangıç yapıp seninle mutlu olma isteğim çok fazla. Ve bunun için de yapmam gereken neyse her şeyi yapacağım diyen bir enerji var. Karşı tarafa eyleme, yani burası karşı tarafla zaten bitmiş olan bir enerjide zaten eylem olayı falan bile yok. Kendini yani oraya eğer zorunlu bir eylemi veya bir gidişi varsa öyle ki tamamen böyle mutsuz, bitik, melankoli, yani ne yapabilirim şeklinde. Artık dengelenmek istiyor sizinle beraber. Bakın karşı tarafa bakıyorum, hep sizin enerjiniz çıkıyor bu arada. Özgürleşmek, seninle akıntıya gitmek. Ne olursa olsun. Ben aydınlandım diyor. Ve senin enerjini yanında olmanı istiyorum. Bakın burada da aynı şekilde sürekli dediğim gibi net kararlar vermiş bir, yani çok düşünmüş, çok çekilmiş. Burada sizin aslında etkileme veya baskı olayınız yok aslında. Bu insan yani kendi içsel olarak da burayı bitirme kararında. Yani bunu çok net anlıyor. Yine aynı şekilde. Size karşı bağımlılığım var. Belki şu an bunu hissetmiyorsunuzdur. Sessizliğini koruyordur. Ama artık bunu bozup bir şeyleri size karşı ispatlayacak ya da o gösterme enerjisine girecek. Ve net sizinle bu konuyu konuşacak. Bakın. Telefon kartı, haberleşme, iletişime geçme isteği ve konuşma ihtiyacı. Ve bir şeyleri sunacak size. Ve bu kararıyla ilgili yine diyorum ikinci desteği seçenler, bakın. Ölüm kartı. Bitiş ve başlangıç. Bakın arkada doğan bir güneş var. Bitirmesini yani biten enerjisini burayı anlatıp size sizinle tekrardan güneşinizi doğacak ve aynı enerjide sizinle yol alma isteği var. Ve bununla ilgili bakın Zen Tarot'un kartında yaratıcı. Görüyor musunuz? Yine burada düşünen bir insan. Enerjiye bakın burada nasıl parlıyor. Aydınlanmış bir insan var. Ne istediğini bilen biri var. Tüm enerji alanı aslında temizlenmiş, tüm yaratıcılığını kullanıp sizinle tekrardan sıfırdan yepyeni bir hayat kurma isteği var. Kartlarınız ikinci desteği seçenler bu şekilde enerjiler. Güzel geldi. Düşündüğünüz kişinin kararları ve net tavrı ortaya çıktı ve sizinle tekrar hayatını kurma ve yol alma isteği çok fazla ve yakın zamanda da bunu görmüş olacaksınız eğer görmediyseniz. Buradaki yaşadığınız sizin de kendi adınıza. Tüm negatif enerjileriniz
şifalansın. Hayatınızda mucizeler akmasını diliyorum. Hayırlısı neyse, nasıl mutlu oluyorsanız ışık hızıyla olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.